Haber Odası'na hoş geldiniz sevgili seyirciler. 4 Ocak Salı 2022 gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dün Hunat Mahallesi'nde son derece üzüntü verici bir olay yaşanmıştı. Bir cinayet yaşanmıştı. İki kişi ölmüştü. İki kişi ağır yaralanmıştı. Bir miras kavgası iki aile arasında, daha doğrusu amca çocukları arasında, akraba bunlar. O ağır yaralananlardan bir kişi, o iki ölen kardeşin dayısı, o da dün akşam saatlerinde, geç saatlerde maalesef yaşamını yitirdi. Üç kişi vefat etti bu cinayet olayı sonrasında. Bugün cinayete kurban giden üç kişinin cenaze namazı kılındı ve daha sonra mezarlığa defnedildiler. Üç kişi de yan yana. Defnedildi. Hunat Mahallesi Gavramoğlu Caddesi üzerinde Seyit Y., Gafar Mehmet Y. ve Serdar Y. kardeşler, iddiaya göre aralarında miras yüzünden husumet bulunan amca çocukları Mehmet Y. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y. yanında bulundurduğu tabancayla ateş etti. Başlarından vurulan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. olay yerinde hayatını kaybederken, Serdar Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin Mehmet Y.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışması devam ediyor. Allahu Ekber. Cinayete kurban giden dayı ve iki yeğen Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Helal eder misiniz? Mağfiret talep ederim. Ruhları için, Allah rızası için. Lillahi Teala'l Fatiha. Belki cenaze namazında dikkatinizi çekmiş olabilir. Şimdi bu olayda acı bir detay var. Şimdi cenaze namazında Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy vardı. Çünkü orada Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan'a hem destek verdi hem yanında oldu. Cenaze namazında onu yalnız bırakmadı. Neden? Bu cinayet olayında vefat edenlerden biri 30 yaşındaki Seyit Y. Bu kişi Seyit Y., Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan'ın damadıydı. Bu cinayet olayında Arslan damadını kaybetti. Cenaze namazında Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da var. Ömer Gülsoy bu acılı gününde Cengiz Hakan Arslan'ı yalnız bırakmadı. Uyanın hazır olan imamı. Allahu Ekber. Kayseri'de silahlı kavga sonrası hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Allahu Ekber. Dün saat 15.30 sularında Hunat Mahallesi Gavramoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı kavgada 20 yaşındaki GMY ve 30 yaşındaki SY kardeşlerle dayıları 44 yaşındaki SY hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayda acı bir gerçek ortaya çıktı. Yaşamını yitiren 30 yaşındaki SY'nin Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan'ın damadı olduğu öğrenildi. Arslan'ın cenazede bitkin olduğu gözlendi. Arslan'ı bu acılı gününde Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da yalnız bırakmadı. Maalesef kötü haberlerle başladık haber odasına. Yine bir cinayet haberi var. Bir lise önünde, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir Anadolu Lisesi önünde tartışma oluyor. 18 yaşında gencecik bir delikanlı, felahiyeliymiş, kickboksçu. Bıçaklanarak önce ağır yaralanıyor ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. 18 yaşındaki bu genç delikanlı maalesef yaşamını yitirdi. Kocasına ilçesinde bulunan bir lise önünde meydana gelen olayda Muhammed Mustafa K. tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen ambulans hastaneye kaldırılan Muhammed Mustafa K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ankara'ya gidelim. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Tabii AK Parti il başkanı, gençlik kolları başkanı, kadın kolları başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç da bu toplantıya katıldılar.
Şimdi İl Başkanı Çopra ve Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Doktor Nurettin Nebati ile ayaküstü görüştüler. İşte o Ankara temasları. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da teşrif etti. Partisinin genel merkezine düzenlenen 2022 yılının ilk genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Tümiçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı. Salona girişinde partileri selamlayan ve konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kuruluşundan bugüne kadar güçlü kurumsal geleneklerini korumuş bir partidir. Her işini istişareyle yürüten bir partiyiz. İşimiz çok, vaktimiz sınırlı olabilir. Hep birlikte çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. Önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz ifadelerini kullandı. Büyükkılıç toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını vurgulayarak AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile güzel Ankara'mızda gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Sayın liderimizin ifade ettiği gibi istişare ile işlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum diye konuştu. Öte yandan Başkan Büyükkılıç toplantının yapıldığı salonda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Doktor Nurettin Nebati ile bir süre sohbet etti. Büyükkılıç, bakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde şehrimize müjdeli haberlerle gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirerek, kendisine yüksek hızlı tren ve diğer projelerle ilgili desteklerinden dolayı şehrimiz adına teşekkür ettik. Ayrıca Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Doktor Nurettin Nebati ile kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Kıymetli bakanlarımıza hoş sohbetleri ve her daim bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, başkentte bir dizi ziyaretler de gerçekleştirdi. Tarım Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'u ziyaret ederek Kayseri'de gerçekleştirdikleri projelerle ilgili istişarelerde bulundu. Dün Cumhuriyet Başsavcısı Akar'ın basın toplantısından yansıyanları sizlere aktarmıştık. Bugün yine bir bölüm var. Özellikle Başsavcı bunun altını çizdi. Kayseri'de 2021 yılında siber suçlarda büyük bir artış yaşandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın 2021 yılı içerisinde siber suçlarda artış yaşandığını belirterek buna bağlı olarak bu suçla ilgilenen savcı sayımızı 6'ya yükselttik dedi. Akın, pandeminin etkisiyle çocukların fazla dışarı çıkmaması çocuk suçlarında azalmaya neden olduğunu, aile içi şiddette de artış yaşandığını sözlerine ekledi. Siber suçlarında artışı biz gözlemliyoruz. Ya bazen bir üniversite öğrencisi veyahut ne bileyim genç bir arkadaşımız, gerçi arkadaşımız da demeyelim yani suç işledikleri için, bir gencimiz bilgisayarın başında aynı anda yüzlerce mağduru zarar uğratabilecek şekilde bir suç işleyebiliyor siber alanında. Böyle olunca siber suçlarında arkadaşlar ciddi bir artış var. Ama bu diğer suçlardaki azalmayla birlikte, yani mesela COVID-19 döneminde çocuk suçları neredeyse yok denecek kadar azalmış. Çünkü çocuklar parka çıkmayınca, temas halinde olmayınca çocuk suçları ciddi anlamda azaldı. Ama aile şiddet suçları da artış oldu. Niye? Çünkü herkes evde oturuyor. İşte ailesiyle tartışıyor. Kavga, gürültü falan daha fazla oluyor. Ya orada bir artış oldu. Ama bu yani uzun birkaç yıla baktığımız zaman totalde çok ciddi bir artış olduğunu söylememiz mümkün değil. Siber'le ilgili ilk büro kurduğumuz zaman iki savcımıza başladık büro. Şu anda 6 savcımız, Cumhuriyet Savcımıza çıkarttık. Yani biz suç tipleri, suç çeşitliliği arttıkça biz büro sayısını arttırıyoruz ve bürolarımızı da güçlendiriyoruz. Bürolarımız özellikle yeni Cumhuriyet Savcılarımız değil, en az 8-10 yıllık mesleki tecrübesi olan Cumhuriyet Savcılarımızı görevlendiriyoruz ki teknik bazı suçların üstesine gelebilsinler. Evet.
Şimdi hayat pahalılığı önemli. Etiketler bir iniyor, bir çıkıyor. Şimdi ekmekte de sesli bir fiyat artışı yaşandı. Kayseri'de 1,5 lira olan 200 gram somun ekmek 2 TL'den satılıyor. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği internet sitesinde fırın fiyat listesi başlığıyla yayınlanan toplantı kararında Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu toplantısında merkez fırın esnafı ücret tarifelerinin tespiti müzakere edildi. Geçim endeksleri ve girdi fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak yeni tarife cetvellerinin onaylanarak yürürlüğe konulmasına karar verildi, ifadelerine yer verildi. Bu kararla 1,5 TL olan 200 gram somun ekmek fiyatı 2 TL olurken diğer fiyatlar ise şu şekilde belirlendi. 180 gram pide 2 TL, 360 gram çifte pide 4 TL, 120 gram pide sandviç dürüm ekmeği 1,5 TL, 150 gram lavaş dürüm ekmeği 2 TL, 300 gram lavaş dürüm ekmeği 4 TL, 250 gram tam buğday ekmeği 5 TL, 250 gram kepekli ekmek 5 TL, 250 gram mısır ekmeği 5 TL, 200 gram kıymalı pişirme ücreti 3 TL, küçük güveç pişirme ücreti 15 TL, 400 gram tahinli ekmek 7,5 TL, 400 gram yağlı ekmek 6,5 TL, 100 gram susamlı simit 3 TL, kete ve poğaça 3,5 TL. Efendim şimdi Erciyes son derece önemli Kayseri için. Önemli tanıtımlar da yapılıyor. Birçok ülkeden artık turist kafileleri Erciyes'e gelmeye başladı. Sezon iyi başladı. Erciyes Winter Fest Festivali var. Bu kapsamda ünlü bir şarkıcı, Roman şarkıcı Inna, özellikle gençler çok seviyor. Dans ve house müziği yapan bir kişi Inna, Kayseri'de konser verdi ve Erciyes'te de kayak yaptı. Bu uluslararası arenada tanınan bir sanatçı. Tabii ki Erciyes'e kayak yapması Erciyes'in reklamı açısından da son derece güzel olmuş. Dünyaca tanınan Romanyalı sanatçı Inna, Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen bir festival için Kayseri Erciyes'e geldi. 4 gün boyunca Erciyes'teki bir otelde konaklayan ünlü sanatçı, arkadaşlarıyla birlikte Erciyes'te pistlerin keyfini doyasıya çıkardı. Hayranlarına Erciyes'teki anılarını sürekli sosyal medya hesaplarından paylaşan Inna, Erciyes'e hayranlığını dile getirdi. Şarkılarıyla dünya müzik listelerinde üst üste zirveye yerleşen ve Romanya'da dansın kraliçesi olarak bilinen başarılı yıldız Inna, Türkiye'deki yeni yılın ilk konserine de Kayseri'de imza attı. Büyükşehir'le devam edelim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç 2021'de ödüllere doymadı. Birçok ödül aldı belediye. 2021 yılına 8 ödül sığdırıldı. Ödüllü belediye olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç gerek imalı altyapı çalışmaları gerekse gönül belediyeciliği hizmetleriyle halka dokunan girişimleri sayesinde bir yandan hizmetlerini sürdürürken diğer taraftan da bu çalışmaların meyvesi olarak ödül kazanıyor. Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanlığındaki Cumhurbaşkanı Bakanlar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Üniversiteler, Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ile belediyeler düzeyinde ödüller alan Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen çeşitli yarışma ve programlarda dereceye hak kazanarak ödüle layık görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Büyükkılıç'ın aldığı ödül sayısı 2021 yılında 8'e ulaştı. Ankara'da gerçekleşen ve toplam 224 belediyenin 262 farklı proje fikriyle rekabet ettiği Genç Dostlu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Geleceğin Mucitleri isimli projeyle ödül aldı. Memduh Büyükkılıç ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. 148 AK Belediye'nin 283 projeyle katılım sağladığı ve 3 ayrı kategoride düzenlenen proje yarışmasına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında dereceye girerek ödül elde etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği 2021 Verimlilik Proje Ödülleri'nde büyük başarı elde ederek 468 proje içerisinden olan Kayseri Ulaşım AŞ tarafından hazırlanan Verimli Ulaşım Hatları Kurulması ve İşletmesi adlı projesiyle ikinci ödülü kazandı. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Miras Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görülen Büyükşehir Belediyesi, 33 belediye, 33 uygulama ve 28 proje dalında toplam 61 proje içerisinden Arnaz Yukarı Bezirhane Restorasyonu, kent merkezindeki tarihi çeşmelerin restorasyonu, Kültepe Müzesi ve Paleontoloji Müzesi çalışmaları kapsamında jüri özel ödülü almaya hak kazandı.
Pandemi döneminde Türkiye'de ilkleri imza atan ve örnek uygulamaları hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, 14. Profesör Doktor Feriha Öz 2021 pandemi ödüllerinde yılın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Dünyada yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen tek kayak merkezi olan ve Türkiye ile dünyanın gözde kayak merkezlerinden birisi Erçeska Sporları ve Turizm Merkezi, alternatif turizm imkanlarıyla Avrupa Komisyonu seçkin destinasyonlar ağında yer almaya hak kazanarak Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalı ödül belgesi verildi. Diğer taraftan Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla geleneksel olarak her yıl Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen müze özendirme yarışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü öğrencilerinin bu yıl ilk kez düzenlediği Boğaziçi Çevre Ödülleri 2021 yarışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilk 3'te yer alma başarısı gösterdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bir yandan ödül alacağı hizmetler üretirken diğer taraftan da yapılan güzel çalışmaları, gerçekleştirilen faaliyetleri ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. 2021 yılı boyunca düzenlediği şiir, hikaye, türkü yarışmalarıyla katılımcılarını ödüllendirerek teşvik eden Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi mimarlık yarışmasına da imza attı. Büyükkılıç ayrıca sınavlarda başarı kaydeden öğrencileri ve sefer sırasında vatandaşlara yardımcı olan duyarlı otobüs şoförlerini de gözeterek onları ödüllendirdi. Hizmetlerinin karşılığını ödülden ziyade teşekkür olarak da alan ödüllü başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaşlardan, muhtarlara, sendikalardan, STK ile resmi kurum ve kuruluşlara kadar toplumun pek çok kesiminden teşekkürü de geldi. Bunlardan bazıları ise orman yangınlarında, itfaiye ve sel baskınlarında kaskli personeli gönderilen il ve ilçe belediyeleri, valilik ve kaymakamlıkları tarafından yapılan teşekkürler, bazı film yapımcı ve yönetmenlerinden yapılan desteklerden dolayı gelen teşekkürler, bazı ziraat odalarından yapılan yardım ve destekler nedeniyle teşekkürler, bazı mahalle muhtarlarından gerçekleştirilen hizmetler dolayısıyla teşekkür ziyaretleri olarak yer aldı. Yine Başkan Büyükkılıç ile devam edelim. Özellikle kırsala yapılan hizmetler, yatırımlar son derece önemli. Son bir ayda da ilçelerde yatırım toplantıları yapıldı ve muhtarlarla bir araya geldi. Büyükşehir'den bu konuyla ilgili istatistik bilgiler geldi. Başkan Büyükkılıç 2021'de 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti. Burada 16 ilçede 714 muhtarı da tek tek dinledi. Her fırsatta ilçeleri ziyaret ederek ilçe başkanları ve muhtarlarla bir araya gelen, önerileri ve talepleri yerinde dinleyerek tespitlerde bulunan Başkan Büyükkılıç, 2021 yılı Ocak ayında yıl sonuna kadar 16 ilçeyi 80 kez ziyaret etti. Derin yanına. Tabii şehrin kuruluşunda kalmamak lazım. Kolay gelsin. Hadi işte. Hiçbir ilçeyi diğerinden ayırmadan, ötekileştirmeden 16 ilçe belediye başkanlarıyla uyum kültürü ve ağabey kardeş ilişkisi içerisinde çalışan ve her ilçeye tüm imkanları seferber ederek hizmet götürmek için gayret gösteren Büyükkılıç, 2021 yılında da koltuğunda oturmadı ve yıl içerisinde 16 ilçeyi sık sık ziyaretler gerçekleştirerek ilçe sakinleriyle kucaklaştı. İlçelerde vatandaşlarla kucaklaşan Büyükkılıç, birçok zenginliği bünyesinde barındıran ilçelerde ilçe sakinleriyle buluşarak talepleri yerinde dinledi. Bunun en değerli şeyi bulguru'dur ama. Yok. Kendi eliyle yapıyor. Evet. Hangi köy? 2021 yılında yapılan hizmetleri değerlendirmek, 2022 yılında yapılacak yatırımları görüşmek üzere 16 ilçede 714 mahalle muhtarı ile görüşen Başkan Büyükkılıç, muhtarların taleplerini hem sözlü hem de yazılı olarak aldı. Seçildiği günden itibaren 16 ilçeyi sürekli ziyaret eden ve vatandaşların bağrına bastığı Büyükkılıç, 2021 yılında ziyaret ettiği her ilçede hem belediye başkanlarının hem de ilçe sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinledi. Başkan Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek ilçelerde gönül almanın yanı sıra birçok kurumu da tek tek ziyaret ederek istişare etmeyi ihmal etmedi. Kayseri'nin her köşesini daha iyi noktalara taşıma gayretinde olan Başkan Büyükkılıç, gerek ilçelerdeki sosyal konular, gerek kırsal ve tarımsal hizmetler olmak üzere insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam ediyor.
Gittiği her ilçede vatandaşların yoğun ilgisi ve sıcak karşılamasıyla ağırlanan Büyükkılıç, her ilçenin, her mahallenin taleplerini yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak var güçleriyle gece gündüz demeden çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Büyükkılıç, 16 ilçede birlik, beraberlik ve dayanışmanın bereketini yaşadıklarını ifade ederek, ekibimizle, mesai arkadaşlarımızla, altyapı kuruluşlarımızla, el ele gönül gönüle bu güzel insanların istedikleri ne varsa yapma yönünde gayret gösteriyoruz. Yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın takipçisi olacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmasın diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İnce Toprak ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, bu arada Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Kalın, Enes Ertuğrul Kalın ve yöneticiler, Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu'nun makamında ziyaret ettiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye'yi daha iyi bir geleceğe taşımak için hep birlikte çalıştıklarını söyleyen Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, Kayseri hepimizin, Kayseri huzur, güven ve sağduyulu bir şehirdir. Elimizden geldiğince istişareli bir biçimde ilçemizin daha güzel bir hale gelmesini sağlayacağız. Rabbim hepimize hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum dedi. Misafirperverliği için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İnce Toprak da birlikte güçlü bir şekilde Kayseri için ne yapılması gerekiyorsa her şeye hazır olduklarını söyledi. Kapalı Çarşı son derece önemli Kayseri için. Eski canlı günlerine geri dönmesi için çalışmalar da yapılıyor. 2022 yılında orada önemli çalışmalar yapılacak. Şimdi oda başkanları, esnaf oda başkanları Mustafa Alan öncülüğünde Kapalı Çarşı ile ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ettiler ve istişarede bulundular. Bizim Gönülhan'ı restore etmemizle birlikte orası bir cazibe alanı haline gelecek. Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu oda başkanlarıyla Kapalı Çarşı için yapılacakları konuştuklarını söyleyerek Mustafa Alan başkanımız ve diğer oda başkanlarımızın ziyaretiyle özellikle Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli çarşılarının bir tanesi olan Kapalı Çarşı ile ilgili istişarelerde bulunduk dedi. Evet, şu anda Mustafa Alan Bey, esnaf kefaret oda başkanımız ve diğer oda başkanlarımızın ziyaretiyle özellikle Kayseri'nin ve Türkiye'nin en önemli çarşılarından bir tanesi olan Kapalı Çarşı ile ilgili istişarelerde bulunduk. Taleplerini, sorunlarını anlattılar. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak elimizden geldiğince inşallah Kayseri'nin gözbebeği Kapalı Çarşımızı yenilemek, yeni bir formata kazandırmak, esnafımızın yüzünü güldürecek daha güzel çalışmalar yapmak üzere istişarelerde bulunduk. İnşallah hem odalarımızın gayretleri, hem bizlerin gayretleri, hem de esnafımızın desteğiyle Kapalı Çarşı eski günlerini arayacak formata gelecektir. Burada birçok yeni çalışma yapmak üzere ön hazırlığı yapacağız. Esnaflarımızla da inşallah birkaç toplantı yaparak onlarla da istişare içerisinde esnafın yüzünü güldürecek uygulamalar yapmak istiyoruz. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah 2022 yılı herkese olduğu gibi Kapalı Çarşı esnafına da iyi gelir, iyi hizmetler yapılır. Hayırlı, helal, bol kazançlar sağlar Cenab-ı Allah diye niyaz ediyoruz. Değerli başkanlarıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alansa, değerli başkanımıza, bizlere ve esnaflarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu. Hep diyoruz ki esnaftan alışveriş yapın, küçük esnafı kalkındıralım. Ama bunu kalkındırırken de müşterinin rahat edebileceği şekilde, alışveriş yapabileceği şekilde de zeminler hazırlamamız gerekir. Kapalı Çarşı, önce bir başkanlarla toplantı yaptık biz kendimiz. Daha sonra da Kapalı Çarşı Dernek Başkanımız ve yönetimiyle toplantı yaptık. Biz acaba burada bir alışveriş günleri yapabilir miyiz? İndirimli satış sunup da özellikle şu zor günlerde esnafa destek olabilir miyiz? Bizim Kapalı Çarşımız da çok güzel. Alışveriş yapılmıyor mu? Yapılıyor. Ama daha güzel, daha iyi, daha rahat ortam olsun diye ki belli oradaki eksiklikleri, aksaklıkları tespit ettik. Değerli başkanımıza inşallah aktardık. Vakti ikileyeceğiz, üçleyeceğiz.
ki orada gerçekten biraz daha alışveriş nasıl olacak, giysimiz nasıl olacak, müşterinin rahatı nasıl sağlanacak, etiketleri nasıl konulacak, inşallah bunları bir bir, belki ilk defa zor gibi gelir ama yapılınca bu da çok iyi oldu, teşekkür ederiz denir. Ben değerli belediye başkanıma, oda başkanlarına teşekkür ediyorum. Esnaflarımıza da 2022 yılının hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Koca Sinan'a geçelim. Koca Sinan Belediyesi haşerelerle mücadele ediyor. Bu kapsamda içinde bulunan 3500'den fazla apartmanın bodrum katında ilaçlama çalışması yapılmış. Başlığı veriyoruz. Koca Sinan haşerelere savaş açtı. Vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda çok titiz davrandıklarını belirten Başkan Çolak Bayraktar, daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği ve gayreti daha da artırarak devam ettiriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirebilmesi için haşerelere yönelik etkin bir şekilde ilaçlama çalışması yapıyoruz diye konuştu. Haşereyle mücadeleyi belki sadece sinekle mücadeleyi yaz aylarında sineklerin ortaya çıktığında yapılan bir mücadele gibi düşünebilirsiniz ama bu iş böyle değil. Biz bunu şimdi de yapıyoruz. Özellikle üreme dönemlerinde, üreme yerlerinin farklı farklı olduğu yerlerin neredeyse buraların tespiti noktasında neler yapılabileceği ile ilgili, hangi tür ilaçların kullanılacağı ile ilgili, nihayetinde bir kimyasal bu. İnsan sağlığına tamam zararlı değil ama bunun da bir dozajı vesairesi olması lazım. Bu noktada da Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etkin ve çevreci yöntem uyguladıklarına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Koca Sinan bırakacaklarını sözlerine ekledi. Halk sağlığı için haşerelere karşı mücadele eden Koca Sinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı soğuk sisleme el ilaçlama sistemiyle ilaçlayarak haşerelerin özellikle larva halindeyken etkisiz hale getirilmesi için aralıksız çalışıyor. Şimdi belediye meclisleri yılın ilk toplantılarını yapıyor, iç seçimler de yapılıyor. Talas'a gidelim. Talas Belediyesi'nde de meclis toplantı ve yeni yılın ilk toplantısı gerçekleşti. Burada önemli bir karar alındı. Şimdi millet bahçesi yapılıyor Talas'a. Önemli bir bölgede, çok önemli bir millet bahçesi. Ve Talas'ta yapılacak millet bahçesinin adı Devlet Bahçeli Millet Bahçesi oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Başkanlığı'nda belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda ilk olarak mecliste bulunan partilerin grup başkan vekilleri 2021 yılına dair düşüncelerini aktardı. AK Parti adına söz alan belediye meclis üyesi Ragıp Dost, Talas'ın görmediği güzellikleri gördüğüne dikkat çekerek yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti. Olaylar, güzel olayları yaşıyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz bunu. MHP Grup Başkan Vekili Murat İlhan da meclisteki tüm partilerin uyum içerisinde çalışmasıyla Talas Belediyesi'nin birçok metropol belediyesinin altından kalkamayacağı işlere imza attığına vurgu yaptı. Oy birliği alarak bu güzelliği paylaştık. Bu gurur hepimizin. Dolayısıyla bu güzelliğin 2022-2023 artıraklarına vereceğini ben düşünüyorum. Ve inşallah bütün emeği geçenlere tekrar huzurunuza teşekkür ediyorum. İYİ Parti adına söz alan Mustafa Özaşır da meclisteki uyumlu çalışmaya dikkat çekerek her anlamda muhalefet iktidar ayrımı olmadan tabiri caizse sözümüze kıymet veriliyor ve yerine getirilmeye çalışıyor. Bunun için teşekkür ederim. Muhalefet olarak da Talas'ın iyiliğine yapılacak her türlü işlerde destek vermeye devam edeceğiz diye görüşlerini aktarırken CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Gürenç de pandemiden dolayı zor bir yılın geride kaldığını belirterek sosyal yardımlar konusunda biraz daha fazla durulması gerektiğini işaret etti. Başlayan pandemi belası hem sosyal hayatımızı hem de ekonomik hayatımızı çok ciddi oranda mevzi olarak etkiledi. Sosyal yardımlara biraz kaynak ayırmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Gündem maddelerine geçilmeden 2021 yılında alınan kararlara dikkat çeken Başkan Yalçın, bütün partilerin mecliste uyum içerisinde çalıştıklarını kaydederek, meclisimiz geçen yıl 174 karar aldı. Bunların 146'sı oy birliğiyle geçti. Talas'ın gelişimi için emeğini esirgemeyen ve uyum içerisinde çalışan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum dedi. Hepimize 2022 yılı hayırlı olsun. Şimdiye kadarki aldığımız kararlarla memlekete hayırlı olsun. Bundan sonraki aldığımız kararlarla 174 tane 2021 yılında gündem görüşmüşüz. Bunun 146'sı
oy birliğiyle geçmiş. Yani %84 oranında çok şükür oy birliği. Tabii bu demokrasinin gereğidir. Olacak. Ben emeği geçen 2021 yılında tüm meclis üyelerimize, ki herkesin emeği geçti, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Daha sonra geçinen gündem maddelerinden ilk olarak denetim komisyonuna üye seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Ragıp Dost, Alaaddin Canipek, Yüksel Sungur ve Mustafa Özaşır denetim komisyonu üyesi olarak belirlendi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının da görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısında ayrıca Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye olunması da kabul edildi. Bununla birlikte yapılan oylama sonucunda Talas Belediyesi'ne Çağrı Daşan ve Kerem Özden'in asıl üye Suat Erdoğan'ın yedek üye olarak temsil etmesi karara bağlandı. Öte yandan meclis toplantısında alınan kararla Talas Belediyesi'nin en önemli projelerinden birisi olan ve yapımı devam eden Millet Bahçesi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adı verildi. Yapılan oylama sonucunda Millet Bahçesi'nin adı Devlet Bahçeli Millet Bahçesi olarak kabul edildi. Toplantıda ayrıca Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt isminin bir parka verilmesi talebi de görüşülerek kabul edildi. Millet Bahçesi'ne verilmesini teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Hacılara geçelim Talas'tan. Hacılar Belediye Meclisi'nde yeni yılın ilk toplantısını yaptı. Meclis iş seçimleri yapıldı. Başkan Özdağ'ın açıklaması var. 2022'de de hizmetler hız kesmeden devam edecek dedi. Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 13 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdağ'ın alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. 2021 yılında ilçemize verdiğiniz katkılardan dolayı şahsım ve belediye adına teşekkür ediyorum. 2021 yılında alınan tüm kararların oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Özdağ şöyle konuştu. Tüm kararlarımızın da oy birliğiyle geçtiği hususunda altını çizmek istiyorum. Bu birliktelik, bu beraberlik inşallah artarak devam edecek. Güzel ilçemize hizmetlerimiz 2022 yılında da hız kesmeden, durmadan, dinlenmeden devam edecek. Çünkü bu güzel ilçe, bu güzel insanlar her türlü hizmeti hak ediyorlar. Yaptıkça da daha da güzelleşiyor. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. 2022'de de inşallah Rabbim başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya da huzuru, sağlığı da vesile kılsın diye de dua ediyorum. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Ocak ayı olağan gündemimize de başlamak istiyorum. Arkadaşlar olağan gündemimiz, yoklamamızı yaptık, eksiğimiz yok. 10 ana maddemiz ve 3 ek gündemimiz olmak üzere 13 maddeden oluşuyor. Bu ek 3 maddemizin de gündeme alınması oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Efendim Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları bir basın toplantısı düzenledi bugün. Ahmet Taş açıklamalar yaptı. Önemli açıklamalardı. Şimdi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in tepki çeken bir açıklaması var. Kamuoyunda çok sert tepkiye yol açtı. Bu Kur'an kursları ilgili Orta Çağ Zihniyeti böyle bir açıklama yaptı. Buna tepki gösterdi Gönüllü Kültür Teşekkürleri. Fiyat artışları ile ilgili de bir açıklama yapıldı ve seçmeli derslerle ilgili önemli konu başlıkları var ve önemli açıklamalar var. İşte o açıklamalar. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş düzenlediği basın toplantısı ile CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Orta Çağ Zihniyeti diye nitelendirdiği Kur'an kursları ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Ana Muhalefet Partisi milletvekillerinden Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın insanlık hayrına olan bu çalışmasını orta çağ düşüncesi, çağ dışı eğitim anlayışı gibi tahkir edici, aşağılayıcı bir yaklaşımda bulunmuştur. Tamamen bunun zıttı bir durum söz konusudur. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak milletimizin dinine, kültürüne, inancını yaşama çabasına hakaretle savaş anlamına gelen bu yaklaşımı ve suçlamayı asla kabul etmiyor, şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. İlgili milletvekilini yani Özgür Özel'i milletimizi derinden yaralayan bu haksız, hukuksuz çıkışı için milletimizden ve Diyanet İşleri Başkanlığımızdan özür dilemeye davet ediyoruz.
Başkan Ahmet Taş basın açıklamasının devamında ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışına karşı denetimler yapılarak fiyatlarda indirime gidilmesi gerektiğini ifade etti. Uyduruk bahanelerle zam yapan, bahaneleri ortadan kalktınca zamlardan geri adım atmayan zincir marketlerin ilgili devlet kurumları tarafından sıkı bir denetime tabi tutulması, haksız fiyat artışlarının durdurulması, haksız kazanç sağlayanların gerekli cezaları alması acil beklentimizdir. Umuyoruz ki yapılan sıkı denetimler ve hak edildiği için verilen ağır cezalarla milletimiz fahiş fiyat artışlarından kurtulur, geçim konusunda rahata ulaşırlar. Ortaokullarda ve liselerde Ocak ayı seçmeli derslerin tercih ayıdır. Velilerimiz bu ayda geleceğin teminatı olacak olan genç çocuklar ve gençlerimizin kendilerine faydalı imkanlar ve kimlik sağlayacak dersleri seçmeleri için bu ayda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu ay münasebetiyle velilerimizin Kur'an-ı Kerim, siyer, temel dini bilgiler başta olmak üzere öğrencilerimizin milli ve manevi kimliğini inşa edeceği dersleri seçmeleri için veliler ve sivil toplum kuruluşları tarafından, öğretmenler tarafından yönlendirilmesini bekliyoruz. Kayseri Şehir Hastanesi'ne gidelim. Turkovak'ta son durum ne onu öğrenelim. Turkovak deyince, şehir hastanesi deyince tabii akla hemen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Ayşin Kılınç Toker geliyor. Sayın Toker yine bir açıklama yapmış. Turkova yoğun ilgi deniliyor. Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk 5 gün içerisinde 1200 kişi Turkovak aşısı yaptırdı. Kocaman nefes geçmiş olsun. Merkezi hekim randevu sistemi üzerinden randevu oluşturamayan vatandaşlara ayaktan başvuruyla aşı yapabildiklerini söyleyen Ayşin Kılınç Toker, Turkovak aşılamasının aktif bir şekilde başlangıcının bugün 5. günündeyiz dedi. Bugün 5. günündeyiz Turkovak aşılamasının aktif bir şekilde başlangıcının. Zaten ilk aşılamayı Perşembe günü hep beraber yapmıştık Kayseri Şehir Hastanesi'nde. Şöyle ilgi çok fazla. Özellikle Kayseri'de geliştirilen Erciyes Üniversitesi'nin aşısı olması nedeniyle vatandaşlarımızdan zaten aktif kullanıma geçildiğinde aşı isteyecekleri, aşılanmak isteyeceklerini sürekli bize söylüyorlardı. Ve şu anda da son 5 günlük Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan aşılamanın özellikle BioNTech'le kıyasladığımızda yarıya yakın Turkovak sayısına ulaştık. Aşılamamızın büyük bir kısmı Turkovak talebiyle gidiyor ve şöyle bir durum var. MHRS'den şu an randevu almakta sıkıntı yaşayan kişilere dahi biz ayaktan başvurularında bu aşıyı yapıyoruz. Özellikle hani buradan vatandaşlara da bunu iletebiliriz. MHRS'de randevu alamadıkları takdirde dahi hastanemizin aşılama birimine gelerek aşılarını olabilirler. Çünkü MHRS sisteminin yoğunluğundan dolayı randevu oluşturamamaları sıkıntı olmuyor bizim için. Toker ne kadar çok aşı yapılırsa o kadar fazla aşı üzerinde söz hakkı sahibi olacaklarını da belirtti. Şu an için yaklaşık 5 günde 1200'e yakın Turkovak aşılaması gerçekleştirdik. Şöyle aslında kendi ülkemizin geliştirdiği, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin oluşturduğu bu aşının tüm dünya genelinde kabul görmesi, tüm dünya genelinde aktif bir şekilde kullanımı söz konusu olması adına ne kadar çok kişiye, vatandaşımıza bu aşımızı yapabilirsek o kadar ilerleyen dönemde aşı üzerinde söz sahibi olmuş olabilir. Başıboş gezen köpeklerle ilgili haberleri zaman zaman sizlere aktarıyoruz. Yine Keykubat Mahallesi'nde yasaklı bir ırk, başıboş gezen iki köpek yakalanmış. Kocasinan ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yasaklı ırk tabir edilen başıboş köpek gören vatandaşlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler başıboş şekilde gezen sahipsiz iki köpeği yakaladı. Köpekler Melikgazi Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Müzik
Yeşilhisar ilçesine geçelim. İki haber yine hayvanlarla ilgili. Haber odasından çıktık. Discovery Channel gibi haber vermeye başladık. Discovery Channel'a haber atlatıyoruz. Olay şu. Sürü haline gelen gezen köpekler. Kediyi görüyor, kediyi kovalıyor. Kedi oha canavarıyla ağaca tırmanıyor. O anlarda güvenlik kamerasına yansıyor. Olay Yeşilhisar ilçesine bağlı Güney Mahallesi'ndeki spor tesisi önünde meydana geldi. Sürü halinde gezen köpekler kediyi kovalamaya başladı. Korkan kedi koşarak bir ağacın dalına sığındı. Beş başı boş köpek uzun süre kediyi ağaçtan indirmek için havladı. Ağacın önünde bekledi. Olayı gören bir vatandaş köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Böylece kedi canını kurtardı. Yaşanan bu anlar bölgeyi gören bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şimdi bir hırsızlık olayı var. Yine güvenlik kamerasına yansımış Koca Sinan ilçesinde. Şimdi hakikaten görüntüye baktığı zaman şimdi adam şeyi takmış böyle ağır ağır geliyor, alıyor, gidiyor. O kadar rahat ki. Gerçekten biz bir de görünce şaşırdık. İşte pes dedirten o hırsızlık olayı. Gündüz saatlerinde ilçede bulunan bir beyaz eşya yetkili servisinde meydana gelen olayda bir şans servisinin önüne gelerek rahat bir şekilde set üstü ocağı alarak gitti. Olayı güvenlik kameralarından izleyen iş yeri yetkilileri hırsızın rahat tavırlarından dolayı şok oldu. İş yeri sahibi polise haber vererek şikayetçi oldu. İş yeri müdürü Erkan Gopan olayı şu sözlerle anlattı. Vallahi kamera kayıtlarından baktığımda birisi geliyor. Böyle bir dükkanımız önünü bir kontrol ediyor. Sağa sola bakıyor. Araçların gelip geçip geçmediğine bakıyor. Daha sonra kimsenin olmadığını hissedip ocağı alıp gidiyor. Müşteriye ait olan bir ocağı. Bu şekilde kamera kayıtlarından görüyoruz daha sonra. Sonra polis çağırıyoruz. Bu şekilde bir hırsızlık oldu. Ama bunun tabii böyle gündüz gözüyle, ticarethanenin açık olmasıyla yani nasıl olabiliyor anlayamadık yani. Çalınan ürün set üstü ocak, müşteriye ait bir ocak. 1.000 lira değerinde bir ocak. Artık biz müşteriye tekrardan bayiden para verip satın alıp gönderdik. Müşterinin mağduriyetini giderdik ama gündüz gözüyle yine hala hayret ediyorum. Böyle bir nasıl bir cesaret alıp gitti anlayamadık yani. Bir de dükkanda biz çalışıyoruz. Dükkanın içinde birileri ola ola gelip burayı kontrol edip ocağı alıp gitmesi çok büyük bir cesaret yani. Yine hırsızlık vakalarıyla devam edelim. 15 hırsızlık olayının şüphelisi 9 kişi yakalandı. Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak Asay Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amiri ekiplerince yapılan çalışmalarda olaylara karıştığı belirlenen HK, KU, AY, ÖK, VD, UB, TC, AM ve OP düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda elde edilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan şanslar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen HK çıkarıldı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine hırsızlık olayları, bu kez de demir hırsızları. Bu arkadaşlar da inşaatlardan kalıp demir çalmış bu hırsız arkadaşlar. Çaldıkları tespit edilen 3 kişi de yakalanmış. İki farklı inşaattan yaklaşık 10.000 TL değerinde kalıp demir çalınması olayları ile ilgili olarak Asay Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amiri ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak belirlenen AG, MA ve KD ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken AG ve MA mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim Kayseri Ülke Ocakları hafta sonu ilimizde önemli bir etkinlik düzenleyecek. Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e Kayseri Gençlik Şöleni. Şimdi baktığımız zaman Alperen Kekilli, Osman Öztunç, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz bu önemli organizasyonda konser verecekler. Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik de bir açıklama yaptı. Liderimizin emir ve talimatlarını sonuna kadar uygulayacağız demiş ve bu etkinlik hakkında bilgi vermiş. Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik yaptığı açıklamada düzenlenecek olan organizasyona tüm Kayserileri davet etti. 8 Ocak Cumartesi günü Kadir Has Kültür Merkezi'nde saat 18'de
4 sanatçımızla birlikte yapacağımız bir konser organizasyonumuz var. Bu organizasyon içerisinde Alperen Kekilli, Osman Üstünç, Atilla Yılmaz ve Ali Kınık sanatçılarımız bize bir konser verecekler. Gayet güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Çünkü Ülkücü Hareket'in sizin de ifade ettiğiniz gibi gerek salgın süreci dolayısıyla gerekse sosyal kısıtlamalar sebebiyle malum bir araya gelemediğimiz dönemde özlediğimiz bir organizasyon olacak. Bu sebeple de Kayseri tüm hemşehrilerimizi ve ülküdaşlarımızı bu organizasyonumuza davet ediyoruz. Çelik Türk milleti üzerine oynanan oyunlara Ülkücü Hareket'in dahil edilmeye çalışıldığını ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterileceğini kaydetti. Şimdi Ülkü Ocakları malumunuzdur ki Milliyetçi Hareket Partisi ile organik bir bağ olmasa da her zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarını, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin karar ve emirlerini, talimatlarını birebir uygulamış ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sigortası konumunda olduğunu ifade eden bir kurumdur. Dolayısıyla liderimizin bugün grup toplantısında yapmış olduğu konuşmada özellikle belirttiği partimizin Ülkü Ocakları'nın simgelerini, logolarını kullanarak özellikle sokaklara Milliyetçi Hareket Partisi'nin çıkarak bir eylem yapma hazırlığında olduğu algısını oluşturmak isteyen, geri planında bölücü örgütlerin, küresel çetelerin bulunduğunu ifade ettiği ve bizlerin de buna alet olmamasını emir ve talimattan ilettiği bir konuşma yaptı. Bu konuşma içerisinde bizim özellikle dikkatimizi çeken husus tam da burası. Birçok önemli konuya konuda cümleler kurarken liderimiz, Ülkücü Hareket'in sokaklarda olmaması için gayret ettiği, Ülkücü Hareket'i her zaman gençlerini, özellikle Ülkü Ocakları'na dahil olan gençlerin ilimde, teknolojide yer alması gerektiğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne üst düzey hizmetlerini özellikle bu alanlarda gerçekleştirmesini, talimatlarını iletmiştir. Biz de bu manada liderimizin emir ve talimatlarını sonuna kadar uygulayacağız. Allah'ın izniyle de Türk milleti üzerinde oynanan bu oyunlarla ilgili özellikle Ülkücü Hareket'in dahil edilmeye çalışıldığı bu konularda gerekli hassasiyeti gösterecek ve özellikle Kayseri'de bunun hiçbir şekilde karşılık bulmayacağını da ifade etmek istiyorum. Şimdi pandemi nedeniyle hizmete ara veren Talas Miraboğlu Sağlıklı Hayat Merkezi yeniden açıldı. Hala etkileri devam eden pandemi sürecinin zorlu geçtiği vurgulanan açıklamada, pandemi nedeniyle ara vermiş olduğumuz Sağlıklı Hayat Merkezi çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürümüz Doktor İsmail Kılıç ve uzman Doktor Fatma Akpınar öncülüğünde birimlerimiz hastalarına bakmaya başladı dedi. Yazılı açıklamada ayrıca merkezde verilen hizmetler de anlatıldı. Buna göre keten biriminde 30-65 yaş arası kadınlara... Yine sağlıkla devam edelim. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü doktorları tarafından Kayseri'de yaşayan göçmenlere tüberküloz hastalığı hakkında bilgi verildi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verem hastalığı olarak bilinen tüberküloz bilgilendirme eğitimi verildi. Göçmen Sağlık Merkezi'ne gerçekleştiren eğitimde tüberkülozun belirtileri, tanının nasıl konulduğu, tedavi ve destek tedavileri konuları hakkında bilgi verildi. Eğitimde ayrıca dünyada her yıl yaklaşık 9 milyon yeni hasta ortaya çıktı ve 1 milyon insanın veremden öldüğüne dikkat çekildi. Uzman Doktor Hatice Kayış Topaloğlu, tüberkülozun Mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin solunum yollarından vücuda girmesiyle özellikle akciğerlerde yaygın iltihap gelişmesi neden olan bir hastalık olduğunu söyledi. Eğitime katılan göçmenlere 2 haftadan uzun süren öksürük ve ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik gibi şikayetler olması halinde en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği vurgulandı. Sağlık eğitimi karşılıklı soru-cevap bölümüyle sona erdi. Yerel sermayenin gücü Migal Gross Market spor haberlerini sunar. Kayseri Spor'la devam edelim. Yukatel Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı'nın yine bir açıklaması var. Sarı kırmızılı takımın son derece kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söylüyor Berna Başkan ve ligin ikinci yarısında başarı çıtasının yükseleceğine inandığını belirtiyor.
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, günahıyla sevabıyla bir sezonun daha yarısını tamamladık. 19 maçlık seride 24 puan fena değil ama hepimiz biliyoruz ki bu puanların çok daha fazlasını yapabilirdik. Yalnız şu çok net, kaliteli bir kadromuz, gecesini gündüzüne katan teknik yönetimimiz, genç ağırlıklı dinamik bir yönetim kurulumuz, maddi imkanlarımız, tesislerimiz, altyapımız, tabii ki her şeyimiz, büyük bir taraftar kitlemiz var ve biz ikinci yarı bu gücümüzle kaybettiklerimizi telafi edeceğiz dedi. Başkan Gözbaşı bu yıl Yukatel Kayserispor son 2 sezonu çok üstünde bir değerde. Evet, şanssızlıkları yenebilseydik belki şu an zirve hesapları bile yapıyor olabilirdik. Ama o günler de gelecek. Bu büyük taraftar şunu çok iyi bilsin ki biz nasıl bu takımı el birliğiyle ipten çektiysek, altyapısıyla oturmuş kadro üzerine bina edilecek, nokta transferlerle gelecek sezonlar Avrupa'da boy gösterecek bir takım mutlaka kuracağız. Bunun için elbette profesyonel bir sistem kurmak için gece gündüz çalışıyor, gerekirse bunun kavgasını bizzat veriyorum. Siz rahat olun, güvenin, desteğinizi asla esirgemeyin ve güzel günlerin uzak olmadığını bilin cümlelerini kurdu. Şimdi Süper Lig'in ilk haftasını 24 puanla 13. sırada bitirdi. Kayserispor ikinci yarı hazırlıklarına başladı. İlk antrenmanı da Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirdi. Süper Lig'in ilk haftasını 24 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor Lig'in ikinci yarısı için ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma ve kondisyon çalışması yaptı. Sezonun açılış maçında deplasmanda konuk olduğu Altay'la sahasında karşılaşacak olan Kayserispor'da sakatlıkları devam eden Mensah ve Kolovatsios antrenmanda yer almadı. Kayserispor'un pazar günü Kadir Has Stadyumu'nda Altay'la karşılaşacağı müsabaka saat 16'da başlayacak. Şimdi 9 Ocak pazar günü kendi sahasında Kayserispor Altay ile karşılaşacak. İlk maçta İzmir'de biz Altay'a kaybetmiştik. Önemli bir maç ve Kayserispor Altay maçının biletleri de satışa çıktı. Yukatel Kayserispor 2021-2022 Süper Lig sezonu 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü saat 16'da Altay ile Kadir Has Stadyumu'nda oynayacak. Bu karşılaşmanın biletleri Pasolig tarafından satışa sunuldu. Buna göre Batı Balkon 40 TL, Batı Alt Tribün 30 TL, Doğu Alt Tribün 20 TL, Doğu Üst Tribün 15 TL, Kuzey Üst Tribün 10 TL, Güney Alt Tribün 10 TL. Bal Ligi'de geçelim. Bölgesel amatörlük. Talas Gücü müthiş gidiyor. İlk yarıyı namalup lider bitirmişti ve ikinci yarı içinde top başı yaptı Talas Gücü Belediyespor. Bu sezon bölgesel amatörlük 3. bölge 3. grupta Kayseri'yi temsil eden 4 takımdan biri olan Talas Gücü Belediyespor, ligin ikinci yarısı için yeniden top başı yaptı. İlk yarının son haftasında kendi evinde Yahyalı Spor'u 3-1 yenen Sal, Hacivert'te takımda oyunculara 8 gün izin verilmişti. Talas Gücü Belediyespor tatili noktalayarak bugün kendi tesislerinde teknik direktör Halil Hasan nezaretinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Ligin ilk yarısını namalup lider tamamladıklarını belirten teknik direktör Halil Hasan, ikinci yarı işimiz kolay olmayacak. Önemli takımların bulunduğu bir grupta yer alıyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sıkı tutuyoruz. Transfer konusunda yönetimle görüş alışverişinde bulunduk. Bu konuda gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak dedi. Çalışmalarına Kayseri'de başlayan Talas Gücü Belediyespor 14-23 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek. Develi Belediyespor'la devam edelim. Voleybolda birincilikte mücadele ediyor, güzel gidiyor. Oyuncu eksikliği olan Smaçor mevkini Efeler Ligi takımlarından Solhanspor Kulübü'nde oynayan Smaçor Murat Karakay'ı transfer etti Develi Belediyespor. Develi Belediyespor şampiyonluk yolunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri temsilcisi son olarak Solhanspor'dan Murat Karakay'ı renklerine bağladı. Smaçör Murat Karakay'a transfer olduğum Develi Belediyespor'umuzun başarısı için elimden gelen mücadeleyi yapacağım. Oyuncu ve teknik ekibimizle birlikte inşallah Develi Belediyespor'umuzu Efeler Ligi'ne çıkaracağız dedi. Develi Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Mehmet Cabbar ise Smaçör mevkine Murat Karakay'a kardeşimizin gelmesiyle transferlerimizi sonuçlandırdık. İnşallah kazasız belasız bir sezon sonunda Develi'mizi Efeler Ligi'nde görmeyi umut ediyorum. Yeni oyuncumuzun takımımıza hayırlı olmasını dilerim dedi. Spor AŞ ile devam edelim. Şimdi Spor AŞ bir yılda yaklaşık 155 bin spor severe ulaştı.
Günlük hizmet veren tesislerden 70 bin üzerinde kişi faydalandı. 74 farklı etkinlik ve organizasyondan ise 70 bini yakın kişi yararlandı. Profesyonel spor faaliyetleri de gerçekleştirecek dereceler elde edildi. Yarı maraton ile de bir ilke imza atıldı. İşte bu başlıkların detayları. Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin spordan sorumlu kuruluşu, Spor AŞ, yıl içerisindeki dönem kursları, etkinlik ve spor aktiviteleri ve spor okulları ile toplumun her kesimine spor sayesinde sağlıklı yaşam fırsatı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin verdiği halı saha, yüzme havuzu, su kayağı gibi günlük hizmet verilen tesislerden 2021 yılında toplam 72.500 kişi faydalanırken, söz konusu yılda 8.292 aktif üyesi bulunan Spor AŞ, halkın spor ihtiyacına özveriyle cevap verdi. Spor AŞ tarafından yıl içerisinde düzenlenen plaj futbolundan, park sporlarına, bisiklet turlarından, doğa kamplarına kadar pek çok etkinlik ve organizasyondan faydalanan kişi miktarı ise 69.000 oldu. Her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ve organizasyonlarla toplumun tüm kesimleri sportif faaliyetlere dahil oldu. Kayseri'de amatör ve etkinliklere dayalı spor faaliyetlerinin yanı sıra gerek şehirde gerek yurt ve gerekse yurt dışı düzeyinde profesyonel spor faaliyetleriyle spor müsabakalarına yönelik de çalışmalarını spor okullarında 13.000, Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 13 branşta 500 altyapı ve lisans sporcusuyla yürüttüğü faaliyetlerle Spor AŞ bu kapsamda pek çok ulusal ve uluslararası başarılara da imza attı. İl bazında bulunan derecelerin yanı sıra okçuluk, wushu ve kickbox branşlarında Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılan Spor AŞ bünyesindeki sporcular 14 Türkiye şampiyonluğu, 10 Türkiye ikinciliği, 16 Türkiye üçüncülüğü, 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Dünya üçüncülüğü ve 1 de Dünya şampiyonluğu elde etti. Ayrıca 2021 yılında bir maratondan daha fazla sloganıyla düzenlenen Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarım Maraton ile bir ilk daha hayata geçiren Spor AŞ'nin yarım maratonu sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce yaklaşan elit ve amatör sporcu Kayseri'de buluştu. Yüzmeyle devam edelim. Kayseri ev sahipliği yapılan Yüzme Gençler Grup Yarışlarına 25 ilden 44 okul sporcusu katıldı. Kayseri ev sahipliğinde yapılacak yarışlar 3 gün sürecek. 85'i erkek, 47'si kız olmak üzere 132 sporcunun katıldığı yarışlarda takım halinde başarılı olan 4 okul ve ferdi sporculardan ilk 4'ü Türkiye birinciliği müsabakalarında mücadele etme hakkı kazanacak. Yüzme Gençler Grup Yarışları Kayseri'nin yanı sıra Rize, Mersin, Bursa, Samsun'da gerçekleştiriliyor. Grup branşlarını başarıyla tamamlayan sporcular 17-19 Şubat tarihleri arasında Edirne'de yapılacak olan Türkiye birinciliği yarışlarında mücadele etmeye hak kazanacak. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonasını etkileyecek bir çalışma. Biz de buralarda tabii bunun hazırlıklarını yaptık. Şehrimiz adına da güzel bir organizasyon, okul sporlar adına güzel bir gelişim. Bizler bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki esas nihai amacımız da buradan çıkan çocuklarımıza olimpik sporcu olma, tohum sporcusu olma adı altında bir takım alanlara da yerleştirebilmek. Bu vesileyle de başta yüzme branşında şehrimiz adına güzel gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlar hem yarışma, hem organizasyon, hem antrenman adı altında devam edecek. Başta şehrimize gelen tüm misafirlerimize, sporcularımıza, yüzme ailesine hoş geldiniz diyorum. Herkese de başarılar diliyorum. Yerel sermayenin gücü Migal Gross Market spor haberlerini sundu. Haber odasında sırada para ve hava var. Para piyasalarında bugün yükseliş yaşandı. Dolar 13,338 liradan, euro ise 15,052 liradan işlem gördü. Kayseri Saraflar ve Kuyumcular Derneği'nden alınan bilgiye göre Cumhuriyet altını 5200 liradan, çeyrek altın ise 1300 liradan satışa sunuldu. Borsa İstanbul Uluslararası Endeksi ise bugün 1935 puandan günü kapattı. Kayseri'de yanavası hisse olacak. En düşük sıcaklık eksi 4, en yüksek sıcaklık ise 12 derece olacak. Yozgat hisse eksi 3, 9, Nevşehir hisse eksi 1, 11, Kırşehir hisse eksi 1, 11, Niğde hisse eksi 2, 13, Sivas hisse eksi 4, 5, Aksaray hisse 1, 14, Konya hisse 2, 15 derece olacak.
Efendim, Haber Odası'nın sonunda uzun metraj röportajlarımız var. Millet Ne Der bölümü. Şimdi son dönemlerde koronavirüs vakalarında, yeni varyantlarda bir artış yaşanıyor. Gerek Sağlık Bakanı da uyarıyor, Kayseri'de Sağlık Müdürlüğü de uyarıyor. Yeni tedbir ve kısıtlamalar gündeme gelir mi? Yeniden bir kapanma söz konusu olabilir mi? Yüz yüze eğitim, koronavirüs aşısında son durum, turkuvak oluyoruz. Bununla ilgili arkadaşlarımız sokağa çıktı ve vatandaşın görüşlerini sordu. Millet Ne Der bölümüyle Haber Odası bugün sona eriyor. Hemen röportajları izleyelim, daha sonra da veda edelim. Yarınki Haber Odası'nda buluşmak üzere, hoşça kalın. COVID-19 vaka sayılarındaki artış yeni tedbirler gelecek mi sorusunu akıllara getirdi. Kayseri halkı vaka sayıları hakkında ne düşünüyor? Yeni ve daha sıkı tedbirlerin gelmesini istiyor mu? Vallahi bilmiyorum, biz kendimizi korluyor. Yani cami cemaat olarak kendimizi korluyor. Ama vatandaşın çok kendini korlamıyor. Yani maske falan takılmıyor mu toplu taşımada falan? Görmüyor. Ekseri de Suriyeliler. Maske değil, ayakları yanlayak geliyorlar. Çıplak geliyor kızım. Yoksa biz kendimizi kolluyoruz. Peki tedbirler gelmeli mi sizce, bu sıkı tedbirler? Ne gibi yani? Kapanma gibi sıkı tedbirler ya da yüz yüze eğitim devam etmeli mi? Gelmez inşallah. Gelmez. Zannetmem geleceğini. Gelmesini ister misiniz? İstemem tabii. Neden? Anlamadım yani. Neden gelmesini istemezsiniz? Ya çok sıkıcı oluyor mesela. İçeriye kapanıyorum, bilmem ne diyorum. Kendimizi tedbir aldıktan sonra ağır vakti gelmesine lüzum yok. Siz kendinizi koruyorsunuz ama. Kendimizi koruyor yani. Türk vatandaşı olarak kendimizi koruyor da Suriyeliler. Saflarımızda duruyor normal şekilde. Adam ayağı ayağını, maske yok, gelip çıkıyor otomuza. Oldum. Dördüncü aşıyı da oldum. Oldum. Memnunum. Herhangi bir yan etkisi olduğunu düşünüyor musunuz aşının? Herhangi bir yan etkisi var mı aşının? Yok. Hiç de yan etkisi olmadı. Allah'a şükür hiç yan etkisi olmadı. Hatta grip aşısını bile vurundum. Beşinci aşı. Ne hakkında? Covid-19 vaka sayıları, koronavirüs. Hani ne düşünek? Allah herkesin iyiliğini versin derim. Ne diyeyim? Siz korunuyor musunuz? Şu an maskeniz yok mesela. Maskem benim şeyle tutuyorum ben. Şeyle takıyorum. Peki koruyor mu sizce bu? Koruyor sayayım. Bunu alayım yoksa kızım. He. Biraz hastayım ya, koruyor. Aşı oldunuz mu? Oldum. Üçüncü aşımı da oldum. Herhangi bir yan etkisi falan oldu mu? Alman aşısında biraz kolum ağrıdı, geçmedi daha da. Çekeyim yani. Yoksa o bir Çin aşısında hiçbir şey olmadıydı. Peki sizce kapanma gelmeli mi? Evlere kapanıyorduk ya, kapanma gelmeli mi sizce? Kapanma mı? Geldi canım. Gelmeli mi sizce? Gelirse daha iyi olur da millet anlamaz ki. Gene bildiğine gidiyor. Gelse de gelmese de millet hiç esilmiyor ki, her yerde olur maşallah, dıklım dıklım. Allah sana razı olsun. Yüz yüze eğitim devam etmeli mi peki? İtmeli ya, çocuklar perişanlıyor. Bence yasaklar bitmemeliydi. Düştüğünde yasakları bence daha çok yapmalıydı. Biraz daha yasak getirirse 3-5 gün daha, hafta sonu düşer. Öyle düşünüyorsun. Yani kapanma gelmeli, okullar tatil olmalı. Ya okullar olmamalı da cumartesi, pazar ya da başka yerler, kahveler falan gene kapanmalı. Yaşlılara, çocuklara falan sokağa çıkma yasağı başlarsa bence düşmeli, biraz daha düşebilir. Yani vaka sayıları bu şekilde düşer diyorsun. Geçen sefer düştüydü, gene de bu sefer az bir şey düşer gene. Okullarda vallahi bizim okulda bir tedbir alınmıyor. Sınıfta iki tane korona çıktı, evine gönderdiler. Karantinaya da almadılar okulu. Öyle düşünüyorum, başka bir şey yok. Vaka sayıları artış gösterdi, ne düşünüyorsun? Biraz tedbirsizliğimiz var. Biraz da ya genel olarak dünyadaki olan şeyler ama inşallah eninde sonunda nezle grip gibi olacak diye tahmin ediyorum. Her seferinde başka bir versiyon çıkıyor. Biz tedbirlerimize devam yani. Maske, temizlik, mesafeye dikkat etmemiz lazım. Yani. Peki tedbirlere uyuluyor mu hijyen kurallarına? Yok yok, maalesef. Tamamen şey yaptık yani, boş bıraktık yani. Biraz da onun sıkıntısı var. Ama aşı oldunuz mu peki? Tabii.
Hiç ondan üçüncü aşıyı da oldum yani. Hiç onda tereddüt yok yani. Günüm geldiği anda. Yan etkisi var mı? Yok. Bende hiçbir yan etkisi olmadı yani. BioNTech oldum. Üçü de. Hiçbir yan etkisi. Ufak tefek tabii üstüne yattığımız falan kolumuz ağrıdı aşı yerimiz ama öyle rahatsız edecek bir şey olmadı yani. Yan etkisini görmedim ben. Peki sizce kapanma gelmeli mi? Yok. Kapanma gelmemesi lazım çünkü gerçekten büyük bir krizin içerisinde dünya. Yani genel olarak dünyada bir ekonomik kriz var. Bu sefer tam tersine olur. Ne bir fabrika çalışabiliyor, ne işçi çalışabiliyor, ne çiftçi şeyini ekebiliyor, tarlasını ekebiliyor. Şu andaki dünyadaki ekonomik krizin sebeplerinden en büyüğü de budur yani. İki senedir doğru olarak fabrikalarımız çalışmıyor. Doğru olarak işçimiz işe gitmiyor. Bunun da tabii bir külfeti olacak yani. Yani, yüz yüze eğitim ara verilmeli mi peki? Sınıf sınıf olabilir. Yani bir sınıfta vaka çoksa ara verilmesi gerekli diye düşünüyorum yani. Vaka sayıları artış gösterdi. Covid-19. Vaka sayıları ben de ağzım açık dikkat etmiyoruz yani. Biraz onun işesi var yani. Dikkat etmek lazım yani. Şimdi 19 neyse de yeni şeyler çıkmış yani. Covid'ler, varyantlar, bunlar daha tehlikeli. Dikkat etmemiz lazım yani. Diyeceğim bu yani. Kendi doktorumuz, kendi olması lazım. Aynen. Covid-19 vaka sayıları artış gösterdi son dönemde. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ki temiz tutacaksın kendini. Maskeni neyini kullanacaksın kuzum. He ben üçüncü tozu şeyimi vurdurdum. Amma vurdurdum, ölüyordum. Çok kötü geçti. Yani etkisi çok mu ağır oldu? Üç gün süründüm böyle. Size de kolay geçsin kuzum. Siz kendinizi iyi kullanın. Peki kapanma gelmeli mi sizce? Okula mı? Kapanma olmuştu yani o zaman. Evet, geçsin iyi olur, doğru söylüyorum. Millet hep iç içe, düğünler, müğünler hep iç içe. Doğru kuzum, doğru kapansınlar. Baksana her yer dolu. İyi kurban olun. Teşekkürler, iyi günler. Abi, kanalda çıkar. TV Kayseri. Artan vaka sayıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Covid-19 vaka sayıları çok artış gösterdi son dönemde. Hanımefendi, şimdi biz Türk milleti olarak çok hassas bir insanız. Ne diyelim yani, takdir Allah'tan geliyor. Sen de mecbursun, katlanacaksın. Mecbur katlanacaksın. Peki tedbirlere uyuluyor mu sizce? Tedbirlere uyuluyor mu? Gözlemlediğiniz var mı? %70 uyuluyor. Benim anladığım kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla Kayseri'de %70 oranında uyuluyor. Ama uyulmayan insanlar da var. Bazı arkadaşlar kabul etmiyor. Neyse, neden kabul etmiyor? Ancak hastalandığı zaman onun aklı başına geliyor. Anlatabildim mi ya? Kabul etse çok iyi olur. Kendi sağlığı için iyi olur. Peki kapanma gelmeli mi sizce? Hayır, yok. Kapanma gelmesinden karşıyım yani. Çünkü herkesin, her vatandaşın işi var, aşı var. Ekmek yiyecek. Nereden alıp gelecek? Okullar tatil edilmeli mi peki? Hayır, yok. Edilmemeli sadece. Edilmesine ben karşıyım. Vaka sayıları o dönemde bayağı bir düşmüştü ama yine düşüş göstermiyor mu? Yeni bir var, yeni bir ne diyorlar, omikron mu geldi? O geldi, ondan sonra millet daha ondan sonra ya bizim kapanmaya biz gelemezdik yani ya. Biz Türk milleti kapanmaya gelemez yani. Çünkü muhakkak bir yerde bir patlak verir, Allah vermesin, isyan çıkar. Onun için kapanma olayından ziyade herkes kendi tedbirini alsa daha faydalı olur. İnşallah herkese vermesin, Allah nasip etmesin, Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin, aklımızı başımıza versin. Allah bize vicdan, merhamet versin kızım, sevgi, saygı versin. Şimdi birbirimizi sevmediğimiz için bunu Allah'ın verir bize güzel kızım. Her şeyin hayırlısı. Birbirimizi sevsek, saysak, bizim babalarımız var, annelerimiz var ya, vallahi dedi ki oğlum, büyüklere saygı duyun. Var mı kızım şimdi saygı? Tedbirlere uyuyor musunuz peki? Niye uyumayalım kızım? Biz uyumaz olur muyuz bizim? Biz Yeşilsarlıyız. Yeşilsar'dan geliyor. Bak burada da güzelce sizi gördük. Allah işimizi, gücümüzü rast getirsin. Yeşilsar'da uyuluyor mu peki? Dikkat ediyor musunuz? Abi çıkıp hep cebimizdeyiz. Hastaneye geldik tatil. İşimiz gücümüzü rast getirsin. Hayırlı günler. Hele hele var ya şu reis-i cumhurumuza Allah çok versin kurban. Allah onu eğer kim yapıyorsa ya Allah gözlerini korusun. O adamın hakkını yiyen zırhından zıhım katıra anlamsın. Ocakları yıkılsın inşallah. Hadi kızım. Millet kendini hiç korumuyor.
Tedbirler yok mu? Tedbirler var da tedbirler yetersiz ya. Ne kadar da şey yapsalar yetersiz. Peki kapanma gelmeli mi sizce? Kapanma yok, gelmemeli. Gelirse millet zaten streste, daha çok strese girer. Onun için önlem almak lazım. Aşı yaptırmayanlar yaptırması lazım. Siz yaptırdınız mı? İkisine de vuruldum ben. Herhangi bir yan etkisi oldu mu sizin? Yok yok. Herkese tavsiye ederim yani. Çünkü vurumlara daha iyi olur. Herkese aktif şekilde gezmeleri olur. Bulaşıcılıktan en azından önlemini almışlar olurlar. Sıkıntı olmaz yani. Okullar kapanmalı mı sizce? Okullarda biraz sıkıntı olabilir. Çünkü küçük çocuklarda başladı herhalde. Lise değil de yani ilkokullar falan, anaokulları falan kapanmaları lazım. Ya küçük çocukların okuldan soğumaması için devam etmesi iddia edildi, söylendi. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Yani şu anda zaten televizyonda da gördüğümüz kadarıyla hep küçük çocuklara şu anda şey oluyor, hastalık. Zaten hava da soğuk, kış. Kapansa daha iyi olur küçük çocuklar için. Yani sağlık daha önemli. Covid-19 vaka sayıları artış gösterdi. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi vaka şöyle yani. İnsanlarımız hak ve hüdut tanımıyor. Verilen emirlere uymuyor. Uyum sağlamıyor yani. Onun için bu vaka sayısı biteceğine umudum yok. Fazlalaşacak yani. Onun için insanlar birbirinden ders alması lazım. Verilen emir ve kurallara uyması lazım. Bu hastalığın önlenmesi için bunlar şart. Ama bu şartlar olmadığı takdirde bu hastalık önlenemez. Artış gösterdi. Evet, çok arttı. Vatandaşın dikkatsizliğinden buluyorum ben. Yani dikkatsiz davranıyorlar bence. Hani mesafeyi korumaktan, maske takmaktan bence. Yani bunları yapsalar bence hani artı olmaz da hani eksilmeye başlar bence. Gözlemlediğiniz kadarıyla uyulmuyor anladığım kadarıyla. Yani aynen, çoğu zamanlarda hani bazıları maskesini açıyor ya da işte ne bileyim hani mesafelere fazla uymuyorlar. Hani herkesle çok hani şey oluyorlar, yakınlaşıyorlar. Peki kapanma gelmeli mi sizce? Kapanma bilmiyorum. Bence çok artış olursa bence kapanma gelmeli. Ama kapanma olunca da biraz can sıkıntısı oluyor. Peki okullar kapanmalı mı sizce? Bence eğitimin devam etmesi gerekiyor ya. Eğitim için bence bir çözüm bulmaları gerekiyor. Eğitime bence yansımaması gerekiyor. Çünkü çok zor oluyor sınavlarda falan. Evet. Yeni varyantların çocukları çok etkilediği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Dikkat edilmesi gerekiyor bence. Hani buna bir çözüm bulunması gerekiyor bence. Bence evet, aşıyı bence olması gerekiyor herkes. İstediği aşıyı bence herkes olsun yani. Siz oldunuz mu? Evet, birinci doz aşımı oldum. Korona atlattığım için bir müddet beklemem gerekiyor ikinci doz aşımı olmak için. Herhangi bir yan etkisi gördünüz mü peki? Aşının mı? Hayır, ilk bir gün sadece kolum ağrıdı. Birinci doz aşıda ben o kadar yan etki görmedim. Yani ikinci doz aşım olmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Şu son dönemde artış gösterdi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi aşı yaptırmayı tercih ediyoruz biz. Tedbirlere uyuluyor mu sizce? Siz uyuyor musunuz? Uyuyorum, evet. Maske de takıyorum. Dezenfekte de yapıyorum. Ondan aşımı şimdi vurabilirsem aşımı vurulacağım. Peki dışarıda gözlemlediğiniz kadarıyla tedbirlere uyuluyor mu? Vallahi bazıları hiç önemsemiyor da yine de önemseyenler var. Uyarıda bulunuyor musunuz peki? Tabii uyarıda bulunuyoruz yani. Peki sizce kapanma gelmeli mi? Kapanmalı, gelmemeli çünkü çalışamıyoruz kendimizi. Onda çalışamıyoruz yani. Okullar falan kapanmalı mı sizce? Yok, kapanmamız. Kapanmaması lazım. Yeni varyantlar çocuklarda çok etkili olduğu söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi herkes işte aşı olacak. Aşı olacak. Başka yapacak bir şey yok. Tedbirlere uyuluyor mu peki? Uyulmuyor mu? Öyle, siz de görmüyor musunuz? Etrafınıza baksanıza. Yani insanlarımız bu konuda yeterince bilinçli değil. Aşı vurulsan vurulmak istemiyorlar. Sosyal mesafeyi koruyun, korumak istemiyorlar. Maske takın, takmak istemiyorlar. Bu durumda bu hastalıktan nasıl kurtulabiliriz?
Ha, bu arada burada belediyenin ya da devletin alması gereken önlemler yeterli mi? Yeterli ama halkımız bu konuda yeterince bilinçli olmadığından dolayı kurallara uyulmuyor. Peki kapanma gelmeli mi sizce? Kapanma, tam kapanma değil de yarı kısıtlamalar gelebilir. Hani ekonomik durumumuz da ortada. Çocukların eğitim durumu da ortada. 2 yıldır eğitim göremiyor çocuklar. Bu sene de kapatırsak bir daha gelecek olan nesil yani yeterince eğitim almamış olacak. Ekonomik açıdan da biraz sıkıntıda olduğumuz için yarı kapanma olabilir yani hafta sonları gibi. Aşı oldunuz mu? Evet, 3. dozumu da vurundum. Herhangi bir yan etkisi oldu mu sizde? Hayır, hiçbir yan etkisi olmadı. Genelde bu yan etkiler sanırsam altta kronik rahatsızlığı olan kişilerde oluyor. Yani şimdilik öyle bir sorun yaşamadım. Ve etrafımda da aşıdan dolayı rahatsız olan bir kişiyi de duymadım. Şu anda artış gösterdi. Kapanmak olabilir mi diye konuşuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben yurt dışından geldim. Almanya'da kalıyorum ben. Orada durum ne peki buraya göre değerlendiriyorsunuz? Orada durum biraz daha fazla şu anda. Burası serbest yani. Orada biraz daha sıkı yönetim var. Daha çok kontrol var. Mesela mağazalara aşı olmayan almıyorlar. Lokantalara giremiyorsun orada. Aşı olmadan. Burada daha serbest yani. Burada insanlar biraz daha şey ya burada. Yani takmıyorlar yani daha doğrusu. Peki tedbirler gelmeli mi sizce burada da aynı şekilde? Ya tabii gelse iyi olur tabii illaki yani. İyi olur yani tabii. Bu bizim sağlığımız için yani. İllaki yani. Alınan tedbir tabii ki önemli yani. Almamız lazım aslında tabii. Aşı oldunuz mu peki? Ben aşı oldum evet. Almanya'da oldum. Biontech mi oldunuz? Biontech oldum evet. Peki herhangi bir yan etkisi gördünüz mü? Yan etkisi tabii ki bir şey oldu tabii. Bir halsizlik oldu. Kolumda ağrı oldu. O da yani bir gün falan oldu yani. Ertesi günü biraz hafifleştim yani. Okullarda Almanya'da işte maske takıyorlar. Ondan sonra işte hijyenik mesafe tutmayı istiyorlar. Ondan sonra işte kurallara uymayı istiyorlar yani. Peki bu yeterli oluyor mu vaka sayılarının düşmesinde? Vallahi onu bilemiyorum ya. Yetkililer öyle şey yapıyor, öyle yapıyorlar yani. Covid-19 vaka sayıları artış gösterdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kızım, kimse maske takmıyor. Kiminin çenesinde, kiminin boynunda, kiminin kolunda. Aşıyı yaptırmıyorlar. Öyle olunca da ne olacak? Durmadan artıyor. Okullarda zaten öğrenciler 30-40 kişilik bir sınıfta. Yapacak bir şey yok. Aha görüyorsun. Çoğunun çenesinde, kiminin hiç kimse yok. Yani maske takmıyorlar bile. Toplu taşımada kapalı alanda da aynı şekilde mi tedbirlere uyulmuyor? Taşımada neredeyse takılıyor hemen hemen. Ama aşağı iner inmez sanki tek başına kalmış gibi çenesine indiriyor. Öyle devam ediyor kızım. Peki sizce kapanma gelmeli mi? Kapanma gelmemeli aslında. Şöyle yani herkes dikkat etse bunu gayet kolay atlatırız. Kapanmanın gelmesine gerek yok. Herkes aşısını olsa, mesafesini korusa, maskesini taksa, temizliğine baksa hiç gerek yok bunlara. Peki okullar kapanmalı mı? Hayır, kapanmamalı. Öğrenciler çünkü 2 senedir hemen hemen doğru dürüst ders göremiyorlar. Bizim milletimiz umursamıyor kardeşim. Şöyle bir şey, orada maskesiz, yani bu kapalı alanlara kesinlikle giremezsin. Ya aşı kartını göstereceksin. Yani muhakkak da şimdi aşı olduğumuza dahil kart olduğu halde şinel test diyorlar. Şinel test alırsa elinde yani atıyorum mağazaya mesela burada da var diyelim Şok gibi orada da Aldi Lidl var. Şimdi Aldi Lidl de şimdi karar almış. Şinel test olmayınca içeride alışveriş yapamıyorsun. Hele hele diyelim doktorda, hastanede, bilmem neyde kesinlikle çıkartamıyorsun. Çıkarttığın an ya 400 euro, yanındaki kişi kaç kişiyse ona göre. Yani 150 eurodan başlıyor ceza. Ama burada bakıyorum ben şurada 4 haftadır geldim. Kardeşim inan hiç yani maske yok. Var ama yani dikkat eden kendini bir Müslüman insan çevresindeki insan düşünüyorsa aşısını da olacak, maskesini de takacak arkadaş. Ben böyle biliyorum. Ama yani mesela Türk'e bak. Ne güzel ya. Türkiye'mizin aşısı çıktı.
İnan ben vurulduğum halde, bak ben vuruldum orada. Geldim bir ay oldu. Burada geldim sordum, dedim ki vurulabilir miyim? Dediler ne kadar geçti? Dedim bir ay. Olmaz. Ha neden olmaz? Çünkü biz sizi tehlikeye atamayız. Yani. Demek istediğim yani inan bizim Türk milleti birazcık yani bunu böyle gırgır şamata böyle yani ama işte bak neredeyse 1,5 sene oldu. Ne oldu? Bu yandan varyant değişiyor. Bu yandan varyant değişiyor. Bugün ihtiyarlarımız, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz. Ha biz dışarıdayız. Gidiyor. Kendimiz biz alıyor virüsü, götürüyor anneye babaya dedeye bulaştırıyor. Ne oluyor? Ondan sonra canımız yanmaya başlıyor. Covid-19 vaka sayıları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok yükseldi bence. Peki tedbirler alınıyor mu sizce? Tedbirler yetersiz. Yani. Gözlemlediğiniz kadarıyla peki uyuluyor mu? Yani uyulduğu yok. Maske ne falan, maske hiç umursadıkları yok bence. Maske takmıyorlar yani. Ve aşı da yaptıran az. Gördüm. Kapanma gelmeli mi sizce? Kapanma. Ya kapanma hakkında bir şey diyemem yani. Kapanmaya gerek yok bence. Ya tedbirlere uyursa sıkıntı. He tabii tedbirlere uyursa sıkıntı yok. Kapanma olduğu zaman vaka sayıları aşırı derece düşmüştü. Tekrar aynı şey olur mu sizce? Kapanırsa düşer doğru. Düşer yani faydası var düşmesine. Okullar kapanmalı mı sizce? Bence kapanmalı. Çünkü çocuklar hasta, hastalanıyor. Ha, virüs o hasta olan olur. Hasta olmayan zaten olmaz. Aşısını yaptırsın arkadaş. Ben 3 oldu yaptırdım. 4. yaptıracağım. Kaçmasın aşıdan. Niye kaçıyor? Devlet gel yaptırıyor aşını diyor. Hastalanma diyor. Kötü mü diyor? İyi bir şey diyor yani. Vatandaşım hastalanmasın diyor. Durum böyle. Sizce tedbirlere uyuluyor mu? Evet. Yani gözlemlediğiniz kadarıyla toplu taşımada falan. Toplu taşımada evet öyle oluyor. Siz dikkat ediyor musunuz peki? Evet dikkat ediyorum. Aşı oldunuz mu peki? Oldum. 3. aşım bu benim. Oldum. 3. aşıda oldum. Herhangi bir yan etkisi oldu mu sizde? Biraz oldu. Yan etkisi oldu biraz. Oluyor işte bazı yani aşı vurunca yani ikisi oluyor bazı böyle. Ne olacak biraz serbestledi gibi oldu. Hele hastaneler dolu. Yani oralara pek dikkat edilmiyor. Artacak artıyor yani. Serbestleşti iyice her şey serbestleşti. Maskeler atıldı gibi oldu. Covid bitti gibi oldu. Halbuki daha çok çoğaldı da. Yani ne düşünüyorum? Tedbirlere uyulmuyor diyorsun. He uyulmuyor. Uyulmuyor tedbirlere. Peki sizce kapanma gelmeli mi? Kapanmada vallahi kapanma gelse bu sefer olmuyor. Enflasyon biraz şey oluyor kapandığı zaman ya işçiler çalışamıyor yazlık. Gelirleri olmuyor evde insanlar. Ekonomi zaten yükseldi. Geçim zorlaştı. Yani kendilerine dikkat etsinler yine işlerine devam etsinler. Şimdi kapansa olmuyor. Hayat durmuş gibi oluyor değil mi? Peki okullar kapanmalı mı sizce? He, okullarda eğitimden kalıyorlar. Yani okul... Şimdi okulu kapatsalar çocukların eğitimi değil mi yarım kalmış gibi oluyor. Tamam Eba'dan güzelce görüşüyorlar ediyorlar ama değil mi yine de ne kadar olursa olsun yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Çocuklar bir şey anlamıyor. Mesela 1,5 yıl kapanma oldu. Şeyden Eba'dan çalıştılar. Oğlan şimdi şeye gidiyor. 5. sınıfa gidiyor. Yani orta bire gidiyor ama çocuk bir şey anlamıyor. Yani yavaş yavaş okul ortamına alışıyor ama okulda çocuklar da aşı gelsin yani küçük çocuklar da aşı gelirse en azından önlem biraz alınır. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Ya önlemler yetersiz. Yeni bir aşı çıkmış. Türkova. Şimdi soracağım acaba 4. ile vururlar mı diye. Vururlarsa vurduracağım. Korkuyorum. Yani önlemler yetersiz. Bizim halta da kabahat var. Eldiven takmamız lazım. Böyle şey eldiven. Tutuyor otobüsün şeyini kaç kişi tutuyor. Şurada oturuyoruz diz dize. Ya 1 metre mesafe kimse riayet etme ayıp söylemez. Lavaboya git aşağıya girilmez içeriye. Bu durumda bu hastalık tabii daha fazla alaşacak. Önlemler şey yapmıyor. Halkımız riayet etmiyor tam. Onun için Allah yardımcımız olsun. Kapanmamız şart kızım.
kapanmamız şart ki böyle bir iki ay daha kapanma olay olursa bu vakaların önüne nispetten geçilir. Eğer kapanma olmazsa, serbest olursa vakalar durmaz ve sınır üstüne çıkar. Şu anda sınır üstünde çok olay olmuş. Kaç kişi ölüyor günde? Kaç kişi ölüyor ya? Bu gence yaşça da bakmıyor. Aşı vurulana vurulmayan da şey yap. Aşı vurulan da yakalanıyor buna. Vurulmayan da yakalanıyor. Yani aşının da bir faydası. Çünkü temizliğe riayet etmiyoruz. Sivas vilayetinin Gemerek kazasının Kekilecek köyünden aşık ihsanı. Söylüyor özüne. Dane dane yaş dolduruyor gözüne. Ama haliyle yoksulluğu düşünce sular iniyor dizime. 4 günlük dünyam zindalıyor kalbim özüne. Ben doğrulup bakamıyorum bu milletin yüzüne. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.